derbiyi kaybettiğimiz için üzgünüm. Ama bir taraftan da oyuncularımın 90 dakikadaki mücadelesini kutluyorum. 10 ki, yani ikinci yarı neredeyse 10 kişi başladık. Erken bir kırmızı kart. Tabii bu kırmızı kart hani izlemek lazım. İzleyemedim. Doğru karar mı? Hakemlerle ilgili çok fazla da konuşmak istemiyorum. Tabii çok yüksek bir tempoda atmosfer vardı. Yani seyirci baskısı vardı. Oyuncularım bu tempoyu ilk yarı özellikle Göztepe'nin 15 dakikadaki bir baskı yapacağını biliyorduk seyircisiyle beraber ama oyuncularım çok iyi bu tempoyu kaldırdı. Çok sakin kalarak ki rakibin güçlü yanlarını biliyorduk. İlk önce o güçlü yanları durdurup hızlı hücumlarla hücumlar gerçekleştirmek istiyorduk. Bununla ilgili işte Emircan'ın bir iki pozisyonu var. İkinci yarı rakibin biraz daha temposunun düşeceğini biliyorduk. Daha önde kalarak, daha önde başlayarak oynamak istiyorduk. Ama 10 kişi kalmamız farklı kurgulara dönmemize neden oldu. 10 kişi kaldıktan sonra diziliş anlamında 5-3-1'e dönüp özellikle merkez bölgeyi, gol zone bölgesini kapatıp rakibin kenarlardan getirecek toplarında etkili olmaya çalıştık. Ki bunda da başarılı olurken hiç hesapta olmayan bir penaltı. Tabii onu da görmek lazım ama penaltı olduğunu söylüyorlar. Onun dışında gol yedikten sonra da 4-2 yaparak, dizilişe geçerek ön alan baskısı yapmaya çalıştık. Ki bununla da iki tane duran top kazanıp duran topta da Rıdvan'ın altı pastan çok yani rahat bir pozisyonda kaçırdığı bir pozisyon var ki yani maçı beraberliğe de getirebilirdik. Ama futbolcularımı kutluyorum mücadelerimden dolayı. Göztepe'de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.